Salı günü toplanan yeni dönemin ilk kabinesinde ana gündem ekonomiydi. O toplantıda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelenin yol haritasını ortaya koydu. İşte üzerinde çalışılan 10 adımlı eylem planının ayrıntıları. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılık mesajını bu sözlerle verdi. Yeni dönemde ekonomiye emanet ettiği Mehmet Şimşek kolları sıvadı. İlk kabine toplantısında 10 adımlı eylem planını sundu. Hedef enflasyonu tek haneye indirmek. Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Bürokraside atamalar tamamlanacak. Şimşek'in ekibi %5 büyüme için çalışacak. Ekonomi kadrosu Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde olacak. Merkez Bankası, fiyat istikrarının sağlanması temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek. Öncelikli adım dar gelirli kesimi korumak olacak. Bu noktada enflasyonun olumsuz etkisini azaltacak politikalara hız verilecek. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Hane bütçesine yansıyan enerji maliyetleri, kira harcamaları düşürülecek. Enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı politikalara devam edilecek. Kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edilecek. Türk lirası cinsi tasarruflar artacak. Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürecek. Gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlaması güçlendirilerek gıda arz güvenliği sağlanacak, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçilecek. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek. Kamu harcamalarına gösterilen özen artırılacak. Harcamalarda verimlilik ve etkinlik esas alınacak. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı. Saatler 13.58'i gösteriyor. Güne bakıştayız. Ben Hande Aydemir. Saatler 17'ye kadar birlikte olacağız. İlk olarak haberle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kakoka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili yürütülecek soruşturma kapsamında uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulmasını teklif etmişti. Erdoğan'ın bu önerisi dünya basınında da geniş yankı buldu. Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde yer alan Kakhovka Barajı'nın yıkılması büyük bir insani felakete yol açtı. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın yapılmasını önerdi. Bu doğrultuda uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini belirtti. Erdoğan'ın bu önerisi dünya basınında geniş yankı buldu. Washington merkezli El Monitor, Erdoğan baraj krizinde arabuluculuk teklif etti başlığını attı. İngiliz Guardian gazetesi de Erdoğan, Putin'e kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini söylediği ifadelerine yer verdi. İsrail yayın organı The Jerusalem Post ise Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'e komisyon kurulsun teklifi sunduğunu aktardı. Yunanistan hükümeti kuramadı. Geçici hükümet şu anda görevde. 25 Haziran'da yeni bir seçim daha var. Tüm bu gelişmelerin ışığında ilginç bir ziyaret var. CIA Yunanistan'da yeni çok gizli bir operasyonun peşinde. CIA Başkanı William Burns Dede Ağaç'a gitti. Ziyaret o kadar gizliydi ki Yunanistan'ın bile bu konudan haberi yoktu. Türk medyasından öğrendiler. Henüz resmi bir açıklama da yok zaten bu ziyaretle ilgili. Fakat Amerika bir yandan Yunan adalarını silahlandırıyor. Bir yandan da Ukrayna'ya gönderdiği silahları Dede Ağaç'tan naklediyor. Dolayısıyla 40 kilometre ötemiz Dede Ağaç ve yanı başımız orada bir Amerikan kasabası kurulmuş durumda. CIA Başkanı Dede Ağaç'ı ziyaret etti. Yunanistan'ın bile haberi olmadı. Öylesine ki Yunan medyası da şoktaydı. Haberi Türk gazetelerinden duyurdu. CIA Başkanı William Burns 30 Mayıs'ta Atina'daydı.
Ziyaret yine gizli tutuldu. İsmi açıklanmayan yetkililerle görüştü. Ülkesine döndüğü sanılıyordu ama Yunan haberciler ortaya ilginç bir iddia attı. Burns, Yunanistan'dan ayrılmamıştı. Bir gün sonra 1 Haziran'da Dede Ağaç Limanı'nı ve Meriç Nehri'nin Yunan tarafında inşa edilen Amerikan üssünü ziyaret etti. Üstelik Yunan güvenlik güçlerine bile haber verilmedi. Dede Ağaç, Ukrayna-Rusya savaşı yüzünden adeta bir Amerikan üssüne döndü. Çünkü Biden yönetiminin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar buradan deniz yoluyla naklediliyor. Ya. CIA Başkanı'nın hemen ardından Amerika Atina Büyükelçisi de bölgeye gitti. İkili teftiş bahanesiyle bir araya geldi. Resmi olarak bir üs kurulmamış olsa da Dede Ağaç nakliye bahanesiyle küçük bir Amerikan kasabasına dönmüş durumda. Yunan yetkililerse duruma sessiz.